Dilan Polat, Engin Polat çiftini biliyorsun. Evet, biliyorum. Normalde 50 yılla yargılanıyorlardı ama bugün Engin Polat da tahliye edildi. Ne düşünüyorsun? Yani para her kapıyı açar diyorum. Adalet, bence adalet yerini bulmadı. Başka insanlar olsaydı tıkarlardı 50 yıl falan. Ama Dilan Polat'la Engin Polat'ı çıkarttılar. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Halk ne düşünüyor bu? Yok, şimdi ben küfür ederim. Efendim, Engin Polat da tahliye edildi. Ne düşünüyorsun? Türkiye'de adalet yok. Yani suçsuz insanlar içeride, suçlu insanlar dışarıda. Adalet yok yani. Para varsa anayı kızdan ayırıyor para. Para var, çare var. Yani insanlık bitmiş. Sadece para. Sadece para. Napolyon işi. Vallahi her şey para ya. Parayla her şey çözülür. Önlem alınmalı tabii. Şimdi herkes parası olan herkes içeriden çıkmamalı. Herkese adaletli bir şekilde davranılmalıdır. Ya şu an sistem tam yerinde değil. Sistem, yani adalete ben zaten güvenmiyorum. Yani şu an parası olan içeriden çıkıyorsa adam öldürüp de yine içeriden çıkabilirsin o zaman yani parayla. Vallahi 40 yıl isteniyor da yani adamda para var. Para her şeyi konuşturuyor zaten. Bir senede çıktı yani. Enerji. Yanlış bir karar. Yani o kadarına giremem, Twitter'dan gördüm yani. İşte adalet olmalı ülkemizde, yani yanlış kararlar. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu tür şeyleri görünce yani garip görüyorum. Yani adalet yok bence. Bir de Müslüman ülkeyiz yani. Müslüman ülkeyiz. Sözde şeriat da gelecek. Ama gördüğünüz gibi adalet yok ki şeriat gelsin. Engin Polat tanıyorum, evet. Vallahi onu mahkeme karar verir. Yani bizim şeyimiz değil de yani. Aa, mahkeme karar vermiştir, onu bilemeyiz yani. Dilan Polat'ın işi. Evet. Ya paranın olduğu yerde hukukta orada işler. Ben de kuaförüm. Ben de güzellik sektöründe uğraşıyorum. Tamam, şeyler kazanıyoruz. Güzel meblağlar kazanılıyor ama bu kadar da değil. Adalet. Hukukta güçlünün yanında. Hukuk her zaman için güçlünün yanında. Bu da yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Hukuk adaletli işlemesi lazım. Suçlu suçsuz cezasını çekmesi lazım. Ne yazık ki bizim ülkemizde ben adaletin olmadığını düşünüyorum. Kimsesizler daha çok mağdur oluyor. Nerede güçlü ve zengin varsa onlar adaleti o şekilde yönünü verebiliyor. Engin Polat, evet. Dilan Polat. Vallahi hocam bir şey düşünmüyorum. Ama adalet yok. Bence para gücü. Para her kapıyı açar. Haksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Bence ikisi de suçlu. Adalet yerini bulmadı. Yani kara para aklayarak işledikleri suçların cezalarını çekmeleri lazım. Bu kadar kolay tahliye olmamalı. Ya hiçbir şey düşünmüyorum. Beni ilgilendirmiyor çünkü. Ya kara para atlanan yani memnun olabilir mi insan? Sonuçta kara para atlanmış. Cezasını çekmesi lazım ama bilmiyorum yine de. Engin Polat'ın da tahliye edilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Allah hepsinin belasını versin. Çünkü insanların haklarını yiyen bir insanı çıkartıyorlarsa dünyada adalet yok. Can tarayarı çıkartacakları yerde insana gereksiz olan bir kadını çıkartıyorlar. Bunda adalet var mı? Onu resmen tekrar aynı deliğe tıkmaları gerekiyor. Bir farenin tekrar gitmesi gereken tek yer orası. Bir insan ne kadar paralıysa bir de Erdoğan'a ne kadar yarayacaksa o kadar çıkartılır. Vallahi devlet hakkında aslında konuşacak hiçbir şey yok. Çünkü artık onlar hakkında konuşulan her insan özgürlüğünü, bu bir şahitliktir. Bu bir gerçekliktir. Engin Polat'ın da tahliye edilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Neden? Umurumda değil çünkü. Abi, Dilan Polat'ı tanıyor musun? Tanımaz. Onlar şimdi çıktı, hapse cezası almış. Çıkmasaydı daha iyi değildi. Vallahi pek fikrim yok ya. Pek de söylemek istemiyorum. Benim de bir bilgim yok şimdi, teşekkür ederim. Ben girsem imkansız, beni çıkarmazlar. Bir ekmek çalan 10 yıl atar, insanlar dünyayı dolandırır, bir gün yapmaz. Vallahi kimi kesim yanlış buluyor, kimi kesim doğru buluyor ama tam olayı derinliğine bakmamız lazım bence. O konuda yorum yapılır mı bilmiyorum. Adalet sistemi böyle, yapacak bir şey yok. Adalet hakkını yerine getirecek. Dilan Polat'ı tanıyor musun? Evet. Eşi ne? Engin. Bence iyi oldu çünkü bütün insanlar, bazıları istiyordu çünkü çıkmalarını. Enerji. Vallahi ben doğru bir adalet olduğunu sanmıyorum. Yani adil değil bence. Yani tek Dilan Polat'ın eşi değil, ülkemizde o kadar çok bu yollu, nasıl desem, farklı farklı kaçakçılık olayları olsun, daha farklı illegal olaylar olsun, o kadar çok yayılmış ki artık sadece Dilan Polat ve eşi doğal olarak hepimizin tanıdığı olduğu için bu kadar çok dikkat çektiğine inanıyorum. Türkiye'de adalet var mı sizce? Maalesef. Ya işte artık nasıl desem, yorum yapmak istemiyorum artık. Çünkü konuşsak da boş. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.